Sadece en iyiler orduya girebilir. Çünkü eğitimler beceriksiz kişileri ayıklamak için en önemli seçme sınavı. Ordu yalnızca en iyilerin alınmasını sağlayan sıkı tatbikatlar başlattı. Aklı başında biri susuzluğunu kobra kanıyla gidermek ister mi? Bu ihtimalden şüpheliyim ama askerlerde bu biraz mümkün sanki. Size şimdiye kadarki en çılgın 10 askeri eğitimi gösterirken lütfen arkanıza yaslanın ve rahatlayın. 10 numara. Tayvan ordusu askerlerini fiziksel ve zihinsel olarak eğitmeye karar verdi. Çünkü bir kişinin psikolojik varlığının fiziksel olduğu kadar önemli olduğuna inanılıyor. Gerçek hayat oldukça yoğun olsa da bu eğitim askerlerin en acımasız savaş koşullarının çoğunu hazırlar. Taşlı yollar. Test, 9 hafta süren yoğun antrenman programının son aşamasıdır. Askerlerin 45 metre uzunluğundaki bir yol boyunca emeklemek de dahil olmak üzere farklı egzersizler yapmaları bekleniyor. O yolun neyle dolu olduğunu keşfedilene kadar bu çok önemli görünmeyebilir. Kocaman taşlar ve molozlar bolca bulunur. Yavaşça üzerlerinden geçiyorlar. Taşların yaptığı derin kesik nedeniyle dayanılmaz acılar çekiyorlar. Şunu da belirtmeliyiz ki bir askerin bu eğitime hak kazanabilmesi için en az 4 gün uykusuz kalması gerekiyor. 9 numara. Belarus Avrupa'daki son diktatörlük olarak da adlandırılıyor. Diktatörlüğün temel özelliği güçlü ve korkulan bir ordudur. Rus'un İçişleri Bakanlığı ülkedeki güvenlik işlerini kontrol ediyor. Askerler olumsuz koşullarda engeller içeren en tuhaf eğitimlerden bazılarına tabi tutulur. Özel birimden askerlerin cesaretlerini kanıtlamak ve elit kırmızı berelilerin üyeleri olarak orduya kabulleri doğrulamak için dünyanın en zorlu insanlarının bazılarının sahip oldukları fiziksel görevleri, aşırı kursları tamamlamaları gerekir. İlk test yüksek bir binaya hücumu içeren aşırı bir saldırı kursu. Akrobatik. İşleri zorlaştırmak için el dövüşü de gerekiyor. Komutanlar acemilerin dengesini bozmak için canlı silah sesi gibi ekstra zorluklar getiriyor. Bu alıştırmanın amacı acemilerin silahlarını kullanmalarını ve onları nasıl kullanacaklarını bilmelerini sağlamaktır. Ayrıca düşmanın ateş açması sırasında endişelenmeden gerçek mühimmatı ateşlemek için başka bir fırsat sunar. 8 numara. Rus özel kuvvetleri dünya çapında en korkulanlardan biri. Bu nedenle hem yerel hem de uluslararası teröristlerden gelen çeşitli tehditlerle uğraşırlar. Bu her an bir olay meydana gelebileceği için her zaman tetikte olmaları gerektiği anlamına gelir. Acemiler hazır olduklarından ve önlerindeki görevi yerine getirebildiklerinden emin olmak için son derece tehlikeli ve güçlü bir eğitimden geçerler. Bu alıştırmalar özel bir Rus yeterlilik eğitim kursunun bir parçasıdır. En maceralı tekniklerden biri birbirlerinin göğsünü ateş etmeyi içerir. Arkasındaki amaç tatbikat sırasında onları bir düşman tarafından veya savaş alanında vurulmaya hazırlamaktır. Bazı askerler silahlarla harmanlanır. Kurşun geçirmez yelek ise diğerlerini şans eseri korur. Ölümcül olduğu için bu görev oldukça tehlikelidir. 7 numara. Soğuk su eğitimi. Amerikan donanması özel kuvvetleri SEAL popüler bir isim. Çünkü dünyadaki en gizli ama tehlikeli görevlerden bazılarını bu özel kuvvet yapar. Bu adamlar işleri için eğitime gittiklerinin farkında değiller. Donanma SEAL timleri soğuk su şartlandırma olarak da bilinen en yüksek hizmet işkencesine dayanır. Bu işlemin ilk adımı çamura batırılmak, daha sonra kolları ve bacakları boğulma provasının bir parçası olarak yukarı çekilmekte ve ardından suya itilmektedir. Kursiyerlerin 20 kez inip çıkmaları bekleniyor. Daha sonra 4-5 dakika akarlar. Havuzun sığ ucuna kadar yüzerler ve havuzun dibine dokunmadan dönerler. Bu nasıl mümkün olabilir? Seyahatler kendileri için özel olarak üretilen Asos denizaltılarını kullanırlar. 6 numara. İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri sivilleri komandolara dönüştüren 32 haftalık bir eğitim kursu düzenledi. Bu çamur koşusu sadece acemiler tarafından değil, aynı zamanda en iyi askerler tarafından da çok korkulan bir koşu. Bunu bir eğitimin en yorucu kısmı olarak görüyorlar. Kursiyerler çok kalın çamurda aşırı fiziksel egzersizler yapmak zorunda kalıyorlar ve bu da hareket etmeyi çok zorlaştırıyor. Deniz sümüklü böceklerinin ne kadar kötü koktuğundan bahsetmeden askerlerin ne kadar bitkin ve masum hissettiklerini hayal edebilirsiniz. Üniformaları böyle bir durumda vücutlarına giren çamura karşı çok az koruma sağlar veya hiç koruma sağlamaz. Daha da kötüsü üstleri onlara bağırıyor ve yüz şınav istemek, elleri üzerine emeklemek ve kıyıdan eğilmek gibi mantıksız emirler veriyorlar. Ancak bu çocuk oyuncağı değil. Bu eğitime Kraliyet Deniz Piyadeleri çoğunlukla Britanyalıların savaş güçlerini simgeleyen yeşil bere takmayı hayal ederek katılırlar. Hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yaparlar. 5 numara. Sıcak el bombası, sıcak patates. Bu asker grubu daha savaş alanına ulaşmadan hayatlarını ellerinde tutar. Orduda eğitim savaş zamanlarında sunulabilecek büyük bir disiplin doğruluğu teşvik gerektirdiğinden en zorlu görevlerden biri olmalıdır.
Ancak Çinli askerler sıcak patates denilen bir ölüm kalım oyununun oynanmasını sağlamak için bir eğitim şekli olarak bu niteliklerin farklı bir tanımını yapmışlardır. Ve inanın patateslerden değil el bombalarından bahsediyoruz. Adamlar bir daire oluşturup birbirlerine geçirirken kaideli patlayıcı çekilir. Böyle bir risk. Bu oyun el bombası olan son kişinin bombayı bir deriye atıp patlarken siper için dalış yaptığı son saniyeye kadar devam eder. 4 numara. Gömleksiz kar savaşları tam anlamıyla gelişir. Şimdiye kadarki en çılgın eğitimlerden bazılarına maruz kalırlar. Koşarlar, sıkıcı fiziksel egzersizlere katılırlar ve formda kalmak ve kendilerini yeni ortamlarına alıştırmak için her türlü şeyi yaparlar. İyice uzanmış, dondurucu bir yerde üstsüz olarak tüm aktiviteleri yaptığınızı hayal edin. Güney Kore ve Çin'deki askerler bu yoğun eğitimi sezerek -30 dereceye kadar yaşamaya çalışırlar. Bu en güçlülerin galip geldiği, en güçlünün hayatta kalması için gerçek bir durumdur. Bu tatbikat aşırı hava koşullarında bile dayanıklılık ve savaşma becerilerini öğretir. Eğitimin bir parçası olarak askerler karda performans sergiliyor. Şınav çekiyor, güreşiyor ve süvari savaş oyunları oynuyor. Amerikan deniz piyadeleri de işin gereklilikleri nedeniyle benzer eğitimler oluyor. Bu tatbikatlar savaş yeteneklerini artırıyor. 3 numara. Kuzey Kore Fırtına Kort Eğitimi. Kuzey Kore Fırtına Eğitimi dünyadaki en çılgın askeri eğitim tatbikatı olacak. Bu oldukça gizli olmak zorunda ve işleriyle ilgili bilgiler genellikle gizlidir. Bu ordu hakkında edinilen bilgiler Kore'den kaçan bir sığınmacı tarafından verildi. Askerler bir ağacın gövdesine arka arkaya 5000 kez yumruk atmalı, ardından elleri kanla dolana kadar dikenli teneke yumruklarlar. Bunun yasa dışı olması gerekmez mi? Delilik yaralı kanlı yumruklarıyla burada bitmiyor. Bir yığın tuzu yumruklamaya zorlanırlar. Yaraya tuz eklemek sadece bir deyimdir. Ama sanırım Kuzey Koreli askerlerin gerçeği bu. 2 numara. Kobra Kan Kokteyli. Tayland'da çok değerli bir şekilde yürütülen Kobra Gold adlı 11 günlük egzersizin altında bu kulağa ne kadar çılgınca geliyor. Güney Kore, Japonya, Singapur, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 4 Asya ülkesinden 13.000 erkekten oluşmaktadır. Bu eğitim, karaya veya suya saldırı, insani yardım, müttefiklerin tahliyesi ve ormanda hayatta kalma tekniklerini kapsar. Deniz eğitmenleri bu denizcilere zehirli kobraları ısırmadan nasıl öldüreceklerini öğretir ve ardından onu hayvanlarının kanını içmeye teşvik ederler. 1 numara. Filipin Donanması Seal Sarhoş Cehenneme Eğitimi. Bu ismin nedeni açıktır. Askerlerin bir saatten fazla dinlenmeden bir hafta boyunca uyanık kalması bekleniyor. Bu ortalama bir insanın günde en az 6 saat dinlenmesi gerektiği dinlenmeye eşdeğer. Son hafta boyunca sıkı egzersizler yaptıkları için onlara yetişmek çok zor. Birkaç saat boyunca hedef atış pratiği yapmaları, durmadan 10 kilometre koşmaları ve 30 kilometre yüzmeleri bekleniyor. Bunların hepsi kulağa normal gelmiyor değil mi? Nasıl bir performans sergilediklerini öğrenene kadar bekleyin. Tüm bu eylemlerin sonunda alkolle ağır bir şekilde sarhoş olacaklar. Bu, bariz nedenlerden dolayı amaçlanan hedef yerine bir meslektaşını vurabilecekleri anlamına gelir. Daha çok askerlerin sağlığı düşünüldüğünde. Zaten yorgun bir vücuda alkol almak ideal değildir. Ya da belki farklı şekilde inşa edilmişlerdir. İşte gördünüz, askeri eğitim pratiktir ve sadece bu tatbikatlarda başarılı olanlar asker alınır. Asker olmak isteyen birini, bunlardan herhangi birine katılmaya teşvik eder misiniz? Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. Daha fazla bu türde videolar için kanala abone olun. Bildirim zilini tıklarsanız videolarımız yüklendikçe haberiniz olacaktır. Hoşça kalın.